Dünya hoş geldiniz, iyi akşamlar. Bugün yine güncelin dışında teorik, arşivlik bir program yapacağız. Gündem zaten biliyorsunuz koronavirüsle dolu. Yine Türkiye'nin siyasi bir, bir sürü her zaman olduğu gibi çok karışık durumları üst üste gelmiş durumda. Bunlara birazcık ara bir nefes vereceğiz, vermeye çalışacağız. Ve her zaman ilgimizi çeken bir konuyla karşınızdayız. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi. Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz son dönemlerde özellikle resmi tarihe karşı yeni bir tarih yazımının dolaşıma daha sıklıkla girdiği bu dönemde tekrar daha önemli bir figür olarak da ortaya çıkıyor. Bu anlamda güncel siyasette de konunun belli bir ağırlığı var. Ama biz sanırım bugün, belki de bilemiyorum konumuzun bize götürdüğü yere göre değişebilir. ama sanırım güncel siyasetle bağlantılarını çok kurmayabiliriz. Daha çok tarih yazımıyla Fatih Sultan Mehmet'in tarihinin o dönemin yeni olanaklarla yani yeni tarihi materyallerle olduğu kadar yöntemlerle de ne şekilde yeniliklere açılabileceğini görmeye çalışacağız. Bugünkü konuğum tarih dünyasının en yakışıklı hocalarından bir tanesi. Sayın Doçent Doktor Teyfur Erdoğdu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Aa Çok şükür, bir yaramazlık yok. E, memnun olduk tabii birlikte olmaktan sizle. Aynı şekilde, sizle. Peki. E, Biz birbirimizi daha önceden aslında gıyaben tanıyorduk. Evet. E, ama yüz yüze gelmemiz işte bu fırsatla oldu. Evet. Çok da hoş oldu. Çok güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Sizin tabii bir sürü çalışmanız var. Ben sizi ilk defa Kogito'nun tarih yazımı hmm. sayısıyla Fark etmiştim. O, onun editörüydünüz. Çok hı hı. E, Yöntem yöntem bilim açısından çok e, nitelikli bir sayıydı. Kogito zaten çok nitelikli bir dergi. Bugün de sizin özellikle e, yeni çıkarmış olduğunuz, daha önce İngilizcesi yayınlanan, hı hı. şimdi de Türkçe'ye çevrilen e, Fatih Sultan Mehmet kitabınızla ilgili konuşacağız. Ekrana gelemedi herhalde. Ekrana getirelim mümkünse. Bugün bunun üzerine konuşacağız. Sizin bu kitapta yine teorik olarak altyapınız sayesinde ki e, genellikle lisansı tarih olmayanlar teorik açılımlarda biraz daha e, yenilikçiliği açık oluyorlar. Sizin de öyle. Evet. E, tarihiniz doktora ama ondan önce farklı dallardasınız. E, dolayısıyla burada da bir tarihi ele almakla beraber yöntemsel çeşitli denemelere de girişmiş durumdasınız ve başlangıçta bunu zaten bize ayrıntılı bir şekilde anlatıyorsunuz. Sonra da bunu pratikteki uygulamasını kitapta bolca görme şansı buluyoruz. Açıkçası ilk önce isterseniz yöntem biliminizle ilgili birkaç şeyden Sizden söz dinlemek isteriz çünkü hemen ardından sizin anlatınızdaki Fatih çeşitli yönlerden farklılaşacak yöntemle bunu ilişkilendirdiğimizde izleyicilerimiz için de yeni bir Fatih anlatısı mümkün olmuş olacak. Sizi tarih yazımında ki biz galiba iki ya da üç bölüm önce Profesör Doktor Ahmet Şimşek'le de tarih yazım üzerine bir program yapmıştık. O yüzden orada söylediğim bazı şeyleri tekrar söylememek adına burayı hızlı geçiyorum ve sözü size bırakacağım. Sizin tarihsel yöntemde ki meta tarihe burada gönderme yaptığınız bir cümle var vardı. White'ın kendisine doğrudan gönderme yoktu ama meta anlatıya bir gönderme vardı. Sizce gerçekten anlatı döneminin sonunda mıyız? Anlatı zorunlu olarak tanrısal davranan bir tarihçinin ürünü müdür? Bunun dışına da tarihçinin çıkması mümkün müdür? Buradan başlayalım, bakalım program bizi nereye götürecek? Ee, çok teşekkür ederim sorunuz için. Hakikaten sizin bazı bölümlerinizi izledim, bu programın bazı bölümlerini. ...zaman zaman konuktan çok daha konuya hakim olduğunuzu da gördüm. Bu beni tabii ve de seyircileri, yani Eko Türk'ün seyircilerini mutlaka çok memnun ediyordur. Çünkü çok, çok üst düzey bir program. Yani sadece e, program yapmak ve zamanı doldurmaktan öte... ...hakikaten çok ciddi şekilde e, entelektüel çok yoğun bir program. Şunu söylemek istiyorum. Bazı derslerime e, üniversite dışında, yani benim bulunduğum üniversitenin dışından... Başka üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler de geliyor. Ve teori ya da metodoloji gibi e, kelimeleri kendi hocalarına söyledikleri zaman ki özellikle klasik üniversiteler diyelim. Bu üniversitelerde hocaların tepkileri şu oluyormuş. Ne metodolojisi ne e, teorisi. Kardeşim belgeyi gördün mü? İşte bu belge tarihtir. Onu sen geçirdiğin zaman tarihçi en iyi şekilde olunmuş olursun gibi. Şimdi... Aslında tabii çok büyük bir dünya bu tarih yazıcılığı meselesi ve üzerine metodoloji yani yöntem bilim üzerine yazılanlara baktığımız zaman e, e, yani bir büyük kitaplığı dolduracak kadar e, yeni yazılmış kitap var ve bunlar hakikaten çok önemli denemeler de yapıyorlar. Yani denemeler derken yöntemle ilgili sorunları ortaya koymaya çalışıyorlar. Ben açıkçası bir biyografi yazıyor iken e, kendimi şöyle hissettim. Bir kimse var ve bu kimse e, yüzyıllar önce yaşamış. Ben bu kimseyi yeniden e, canlandırmak, yeniden ihya etmek görevini üstlendim. Önce kendim ile ilgili bir düşünceye daldım. Dedim ki acaba kendimin yapmış olduğu hareketlerin arkasındaki etmenleri, etkenleri, sebepleri hakkıyla bilebiliyor muyum? Yani bugün şunu yaptım ama bunun arkasında bildiğim kadarıyla şu sebep var ama bilmediklerim de var. Ki bunu insanlar genellikle yani bir psikolog ya da bir psikiyatr karşısında çok daha net görebiliyorlar. Aa ben gerçekten bu niyetle o hareketi yapmış olabilirim, doğru söylüyorsunuz galiba. Şimdi şunu anladım ben bu yolculukta, dedim ki insan kendi... Günlük hareketleri geçmişini bırakalım ama günlük hareketlerini yerine getirirken bile sebeplerin tamamına Vakıf olamaz iken. acaba yüzyıllar önce yaşamış veya bir yüzyıl önce yaşamış birinin hayatını yeniden canlandırır ve inşa ederken ne kadar kendinden emin olmalı. Ulaştığı bilgilere ne kadar güvenmeli, bu tabii çok önemli bir yenilik aslında. Dünya tarihçiliğinde dediğiniz gibi anlatının yerine bunun geçtiğini görüyoruz. Meta tarih aynı zamanda kişilerin hayatlarını özellikle yani başka kurumların monografileri, başka kurumların veya iktisat tarihleri, hukuk tarihleri gibi çalışmalarda bu çok net gözükmüyor. Fakat anlatı dediğimiz vakit kişilerin niyetleri hakkında oldukça emin bir tarz hakim ve okuyucu bu tarzdan etkileniyor ister istemez. Benim denemeye çalıştığım şey şu idi. kendimi tarihçi olarak ele vermeye çalıştım. Yani Brechtvari demişsiniz orada da. Orada da doğru. şunu yapmaya çalıştım. Bir tiyatro eserinde Brecht her zaman şunu yapar. Sevgili seyirciler, Burada oynanan oyunun heyecanına kapılarak siz oyun olduğunu unutuyorsunuz ama aslında bunlar birer oyun gibi sahnelerin arasında oyun e, seyircileri uyarır. Ben de okuyucuya karşı dürüstlük ve okuyucuya karşı tarihçinin e, sahip olduğu sorumluluk gereği biz bu belgeyi yayınladık. Bu belge daha önce yayınlandı ama bu belge sadece bir belgeden oluşuyor. Bunu destekleyecek başka belgeler yok. Ey okuyucu, lütfen burada gözünü aç ve e, benim size sunmuş olduğum bu kompozisyonun ne kadar eğreti olduğunu gör. Bundan önceki tarihçilerin böyle bir uygulaması yok. Sizin çok isabetli bir şekilde söylediğiniz gibi tanrısal bir tavır takınıyor tarihçilerimiz. Yani dünyada da bunun e, benzerleri elbette ki mevcut. Şunu söylüyorlar, bir hüküm. Bunu yaptı, etti, gitti, geldi noktalı. Aslında çok daha mütereddit ve çok daha mütevazi bir tarihçiliğin ortaya konması gerekiyor ki gerçekten geçmiş zamana karşı tarihçinin bilgisinin sınırları bunu yapmaya zorluyor. Hı hı. Fakat anladığım kadarıyla neden bugüne kadar böyle oldu? Toplumların tarihçiye yüklediği bir ödev var. Bu ödev bize geçmişimizi anlat, bize kim olduğumuzu söyle, bize kim olduğumuzu hatırlat. Ey büyük tarihçi ki bunu biz e, yani çok geç dönem Osmanlı ve çok erken dönem e, Cumhuriyet tarihindeki tarihçilerde görüyoruz çünkü e, yani siyasal iktidar her zaman bu tarihçilerden bir e, işe yararlılık bekliyor. Evet özellikle ulus-devletten sonra. Evet. Yani çok güzel konulara değindiniz hocam hakikaten. Şimdi birincisi tarihçinin ödevini belirleyen nedir? Tarih için ödevi pozitivist dönemde bambaşka değil mi? Premodern Tabii. dönemde zaten tarih belki tırnak içinde ama var. Hatta söylediğiniz gibi belki vakanevis Yani olanları hiçbir yorum katmadığı iddiasında olmakla beraber zaten yazarken yapı sökümü yapıldığında onu belli bir niyetle yazdığı belli olması kaçınılmaz bir şekilde yazıyor ve kişinin dediniz ki kendisini rasyonel olarak bilmesi kendi bireyselliğinde dahi mümkün değilken kişinin kendi paradigmasında dahi olmayan tarihsel olarak söylüyorum, coğrafyasal ve tarihsel olarak, kendi paradigmasında dahi olmayan bir kişinin nasıl olur da niyetlerinin açıklanabileceğinde bu kadar emin olabiliriz. Şimdi şöyle bir durum var açıkçası. Dikkat ederseniz siyaset değiştikçe kişilerin ve kurumların tarihi değiştiği gibi yani nasıl oluyor? Cumhuriyet kurulduğunda tabii ki Osmanlı ile araya bir büyük bir parantez açılıyor ve Osmanlı tarihi atlanarak nasıl Türk tarihine yöneliniyor? Bugün de yeni gelinen iktidarla beraber e, genel Türk tarihi paranteze alınmasa da Osmanlı tarihi tekrar kucaklanıyor ve kucaklanırken isimlere yüklenen misyonlar farklılaşmış. Bir tarafta hain olarak görülen yeni tarafta kahramanlaştırılabiliyor evet. ve diğer tarafın kahramanı da bugün hainleştirilebiliyor. Şimdi bu siyasi olarak yaklaşımı. Bir de bence ontolojik olarak olan bir sorun var. Ontolojik sorun da hayatın zaten yorumlanırken tarih gibi bir anlatıya sıkışmadan dile getirilemeyeceği bir yaşanmışlık. Dile geldiği andan itibaren ki başka türlü zaten karşı tarafa iletilemiyor. Bu dile geldiği andan itibaren dilin olanaklarıyla sınırlı. Evet. Dahası da rasyonel bir mantıksal dizgeyle de sınırlı. Evet. Halbuki hayat mantıksal olarak çok rasyonel değil. Değil. Yani, i̇rasyonel hareketler yapabiliyoruz. Hayatın kendisi de böyle ve Tabii. çarpışık, çapaklı ama biz bunu bir anlatıya sıkıştırdığımızda bu tıpkı ideolojiler gibi her şeyi anlatıyla açıklamak mümkün ve kendi içinde tutarlı ama hayatla çarpıştığında ideoloji mi veya anlatımı yara alıyor, hayatın kendisi mi yara alıyor ya da çarpıştıklarında ikisi birden mi yara alıyorlar? Bunu tartışmaya açık bir konu. Ben şöyle bir şey söylüyorum müsaadenizle. En iyi tarihçi söylediğine inanmayan ama söylenebilecekler için de en iyisini söylediğini düşünen tarihidir. Aşık Paşazade sürekli bunu söylüyor değil, değil mi? mi? Evet. Bunu çok fazla şekilde anlatırlar. En doğrusu benim anlattığımdır evet. diye neredeyse her bölümün neredeyse sonunda. benzer bir şey. Her bölümün sonunda söylüyor. Şimdi önemli olan, bana önemli gelen bir nokta daha var. Ondan sonra tek Fatih'e geçebiliriz direkt. E, belgeye dayanmak da işi anlatıda e, tarihçinin sorumluluğunu omzundan atmıyor. Tabii. Çünkü belge aynı belgeler aynı sırayla kullanılsa dahi bu belgelerin arasına yazılan öykü kendi içinde tutarlı olabilmekle beraber birbirlerini dışlayacak öyküler olabilirler. Dolayısıyla burada tarihçinin zihni bizimle yazı arasına bizimle okuyucuyla kendi arasına yazıyı soktuğu andan itibaren artık mevcut bir anlatı inşa eden bir kişi dolayısıyla da dediğim gibi dilin olanaklarına ve kendi zihninin olanaklarına sıkışmış durumda. Şimdi peki sorun şuradan mı çıkıyor? Biliyorsunuz tarih başta kurmacayla çok yakındı. Hı hı. Sonradan tarih kendisini bir bilim olarak nesnelliğe doğru çekme arzusu gösterdi ve bir, bir dönem Ranke ile beraber belki çok nesnel olduğunu iddia etti. Ama sonradan tabii postmodernizmin de gelişmesiyle beraber 60'lardan sonra bu büyük anlatılar biraz kırıldı. Şimdi İtalyan beyefendinin adını hatırlayamıyorum ama peynirler ve kurtlar mesela ha, belki öncülerden birisi oldu ve yavaş yavaş bu anlatı sorgulanır oldu. Bununla beraber siyasi e, anlamda kendi ideolojisini meşrulaştırmak için geçmişten kendine cephanelik arayan tarih yazımı hala kesin konuşmakta, Tabii. değil mi? Hatta kesinliğini belki daha da arttırmış durumda siyaseten kullanılan tarihte. Şimdi Fatih Sultan Mehmet siyaseten Kullanılmaya elverişli olabilir. Şundan söylüyorum bunu. Ee, yeni e, Türkiye olarak nitelendirilen e, bu yeni e, işletim sisteminde e, Cumhuriyete ilişkin bayramların ağırlıklarında bir azalma olurken, kutlama şiddetlerinde bir azalma olurken Osmanlı'ya dair anlatılarda bir bayramlaştırma hı hı. E, daha popüler oldu ve Fatih'in, ee, bu anlamda önemi birazcık daha arttı. Özellikle Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı almasının ardından e, bu resepsiyonlarda artmış oldu. Dolayısıyla Fatih, Kanuni gibi isimler bizim tarihimizde her zaman önemli olmakla beraber şu dönemde siyaseten de önem kazandılar. Sizin anlatınızda Fatih Sultan Mehmet şuna dikkat çekiyorsunuz, diyorsunuz ki yaptığı her şeyi, bilinçli olarak yaptığı olarak algılamayalım. İşin sonucuna bakarak en baştan buna karar vermişti ve sonunda buna ulaştı demeyelim. Hatta şunu bile sorguluyorsunuz. İstanbul'a alma nedenleri gerçekten sadece çandarlılara karşı Kendisini göstermek miydi ya da batıya karşı kendisini göstermek miydi Çünkü o dönemde çocuk yaşta olduğu için ayaklanmalarla karşılaşıyor sık sık zorluklarla karşılaşıyor Belki de böyle değildi bundan nasıl emin olabiliriz diye bir ihtivari şekilde evet. evet sürekli araya giriyorsunuz Şimdi size en çok merak edilenlerle başlayalım olur Birincisi çok ünlü bir söz dolaşıma girmiş söz Fatih babasına tahtı 12 yaşında aldıktan sonra tekrar geri verirken söylediği rivayet edilen söz. Madem ben padişahım, o zaman gel padişah ol, ordunun başına geç dedi. Şimdi ruhunu söyledim, tam kelimeyi cümleyi hatırlayamadım ama siz tabii şimdi söyleyeceksiniz bize gerçeğini. Bu söz doğru mu? Oradan başlayalım. Bunu da şundan söylüyorum, olmadığını zaten kitapta yazmışsınız da. Buradan itibaren sizin belki de kitabınızın yapı sökümünü yapma Hı -hı. şansımız olacak. Buradan başlatalım. Çok ilginç, yani hakikaten Fatih hakkında o kadar çok rivayet uydurulmuş ki, bu rivayetler gerçekten daha yani gerçeklerden çok daha güçlü bir şekilde toplumun hafızasında yer almaya başlamış. Bir tanesini söylüyorsunuz. Yani babası 2. Murat'la kendi arasında geçen bu tahta ben eğer padişahsam emrediyorum sen gel geç. Eğer değilsen o zaman padişah sensen yine tahtın sahibi sensin. Bunun gibi mesela Osman Gazi'den itibaren o kadar çok sözün uydurulduğunu biliyoruz ki Şeyh Edebali'nin mesela vasiyetnamesi, vasiyeti. Bunların çoğu aslında e, makbul tarih inşa etmek için uydurulan rivayetler ve bu rivayetlerin e, hakikaten dehşete düşürecek kadar güçlüleri var. Örneğin Oğuz Osmanlıların Oğuz e, boyundan geldikleri rivayeti. Ferudun Bey tarafından münşahatın yazarı. Ferudun Emecen mi? Değil değil. Ferudun Bey aha, Osmanlı'da aha. bir münşahat yazarıdır. Yani Reisül Kütap. Burada şimdi dikkat ediyoruz Osmanlı'nın nasıl büyük bir anlatının içine dahil edildiğini ve aslında çok asil, çok büyük bir soydan geldiği bunları ama dünya tarihi içinde ele aldığımız zaman yavaş yavaş anlıyoruz. Doğru. Hatta şöyle evet. galiba Oğuzların en büyük oğlan kanık boyu yani evet. kanık ama Selçuklular onu seçtiği için Osmanlılar ikinci en iyi olan evet. Kayı'yı seçmek zorunda kalıyorlar. Aslında orada büyük bir rakip var Timurlular, Timurcadeliler. Bunlara karşı tabii bir haysiyet meselesi var ve münşahat yazarı Feridun Bey burada nasıl Osmanlı'nın soyunun, Timurlulardan bile üstün olan bir başka oğula dayandığını ispat etmek gayesiyle böyle bir şeyi uyduruyor. Ve bu daha sonraki tarihçiler tarafından tahlil edilmeden günümüze taşınıyor. Şimdi bu kitabın iddiası da bu. Yani kısaca ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bugüne kadar dile getirilen çeşitli rivayetler var. Bunların bir kısmı uyduruk. Uyduruk olmayan rivayetlerden de şüphe etmeliyiz evet. ve çok dikkatli bir şekilde bu rivayetleri kullanarak bir inşa faaliyetinde bulunmayız derken bulunmalıyız derken aslında yani elimizde belki sıhhati tarihçiler tarafından tespit edilmiş olanlar dahi yazarları itibariyle ele alındığında bize farklı bir dünya sunuyor olabilirler. O gün yaşanan dünyadan farklı. Ki okur yazar kitlenin daha ziyade ulema sınıfı yani daha ziyade ilmiye mensubu, daha çok dini e, ağırlıklı kökenlerden gelenler tarafından oluşturulduğunu dikkat eder, göz önünde bulundurursak, o zaman eserlerin de din yönünde ağırlıklı şekilde inşa edildiğini tespit edebiliriz. Yani fetih esnasında, diğer kuşatmalar esnasında ya da Fatih'in e, çeşitli siyasaları esnasında dinin nasıl ağırlıklı bir rol kazandığını e, görebiliriz. Fakat burada yazarın kimliği bir dünya inşa etmek üzere etkili olduysa yani ilmiye ve ulemanın tarih inşa ederken etkisini göz önünde bulundurduğumuzda bazı rivayetlerin abartıldığını, ile bize ulaştığını görüyoruz. E, mesela Fatih'in bir devlet adamı olmasına rağmen ulema karşısında e, yerlere eğilecek kadar belki neredeyse hürmetkar olması aslında çok büyük bir abartı. Yani Fatih, biz e, birden fazla örnek ki bunların en bariz olanı Akşemseddin'dir. E, ulemaya karşı elbette ki saygısı var. Çünkü okumuş kimse diyor, bilen insan diyor. Fakat devlet meseleleri söz konusu olduğunda ulemanın da yerini bilmesini, yerini bilmesi gerektiğini çok sert şekilde belirtiyor. Hatta buna ilişkin şöyle yazmışsınız, şimdi Molla Gürani olabilir adına. Evet. Molla Gürani herhalde. Padişahın yani 2. Murat'ın, Fatih'in babasının ona Fatih'i değnekle dahi dövebilme yetkisi evet. verdiğini görüyoruz. Ama bu belli ki, yani belli ki demeyelim ama çok büyük bir ihtimalle tam sizin söylediğiniz gibi ulema sınıfının sonradan kendisini bu pozisyonda güçlü göstermek için bizim padişaha ya da pren, e, prense Velihata dahi bunu yapma yetkimiz vardır evet. deme hakkını kazandırıyor. Şöyle galiba, yani… İleriye gelecek nesillere kendilerini güçlü göstermek bir araç. Amaç ise ellerinde tuttukları statüyü kaybetmemek. Yani bir Lala, bir şehzadeye tarih öğretirken yazılı olanlardan yola çıkarak tarih öğretiyor ve yazılı olanların da ulema kökendiler tarafından inşa edildiğini düşündüğümüzde nesiller boyu devam eden ulemanın devletin çekirdeğini, temelini, temel taşını oluşturduğu düşüncesi hakimiyetini devam ettiriyor ki bu hakikaten belki 20. yüzyılın ortalarına kadar sürdü. Yani hmm. ilmiyenin gücü. Biz çok net belki hatırlayabiliriz. Cumhuriyet kurulurken de ilmiyenin yani ulemanın gücünün e, kullanıldığını. Demek ki toplum üzerinde hakikaten inşa edilen bir ulema gücü var. Hmm. Bunun tabii ne kadar gerçek olduğunu Fatih dönemi itibariyle konuşursak çok dikkatli incelenmesi lazım. Ve ben Fatih'in ilmiye mensupları ile olan ilişkisinin kalemiye yani sivil bürokrasi ya da askeriye yani askeri bürokrasi ile olan ilişkisinden farklılık göstermediğini görüyorum. Bir sivil ya da askeri bürokrasiye nasıl saygı gösteriyorsa devlet adamı olarak Aynı şekilde ilmiye mensuplarına da aynı saygıyı gösteriyor. Daha fazlası değil. Bunu da şimdi şöyle, şunu da söyleyebilir miyiz? Yani e, benim bildiğim kadarıyla şimdi tabii yanlış da söylüyor da olabilirim ama e, Ahmedi belki ilk kronik sayılabilir tabii bir şiir ki. olmakla beraber e, Osmanlı tarihiyle ilgili, son bölüm Osmanlı tarihiyle ilgili. Ama sonraki yazılanlar neredeyse 1480'lerde evet. yazılıyor. Yani Fatih döneminden çok sonra, evet. 30 yıl kadar sonra. Dolayısıyla geçmişi meşrulaştırmak gibi bir mesele söz konusu olabilir. İkincisi de Fatih benim anladığım kadarıyla kelimeyi esneterek anakronizmaya düşme pahasına söylüyorum ama seküler tarafa daha yakın gibi görünüyor. Ee, çünkü, yani dünyevi dediğimiz dünyevi, kelime evet, değil mi? Dünyevi, seküler dediğimiz evet. zaman dinsiz değil, ama dinsiz dünyevi değil. bir dünyevi. insan yani. Çünkü İstanbul'u aldığında hava kimi çağırıyor? Yani bütün e, diğer e, dinlerden olan kişilerin başındaki kişileri. İstanbul'a topluyor bir milletler sistemi inşa etme çabasında ve sanırım ikinci Beyazıt daha çok ulemaya dayanacak evet. yani Fatih'ten sonraki oğlu ki Fatih anladığım kadarıyla Cem'den yana daha çok hı hı. yani biraz daha e, soylu Türklerin oradaki etkinliğini kısmaya çalışıyor. Siz kitapta da aslında değiniyorsunuz buna birazcık bir miktar. E, soylu olmayanlar devşirme oldukları için bütün güçlerini padişahtan alıyorlar. O yüzden padişah mutlak bağlılıkları var. Ama Çandarlılar gibi uzun süredir orada bulunan ve Türk aristokrasisine de sözünü dinletebilen. Ki birazdan siz açıklayacaksınız muhtemelen baba oğul arasında İkinci Murat'la Fatih arasındaki tansiyonu çeşitli şekillerde ölçen evet. bazen kendisi elinde tutan bir kişilik ee, onun sonunda kafasının kesilmesi belki de bir dönemin bittiği anlamına geliyor. Siz mesela belki de başka bir yerde okumuş da olabilirim sanki sizden okumuş gibi hatırlıyorum ama Fatih Osmanlı padişahlığını kuran kişi. Evet. Sizden ben yazmıştım. Tamam. Evet. Sizden çok e, hoş ve açıklayıcı bir söz bu anlamda. O dönemin Pahimeres belki, Hı -hı. belki Dukas var ama bizim yerli kaynaklarımız var mıydı o dönem için? E, Fatih dönemi için? Evet. Tabii Fatih dönemine… Dursun Bey mi oluyor? Tabii. <laughs> Dursun Bey'imiz bir kere yani hakikaten hem Fethi gören, hem fetihten itibaren olanları izleyen, fetihten önce ve Fethi sonrasında birçok kaynağımız var. E, benim bu kitapta kullanamadığım kaynaklar batı dillerine çevrilememiş Yunanca ve Rusçalar. Hı hı. Yani bu dilleri bilmediğim için bu, dil, bu kaynaklara ulaşamadım. Ama Yunanca ve Rusça olup da batı dillerine çevrildiyse bunları okudum. Şimdi bunun dışında İtalyan şehir devletlerinin yazdıkları raporlar, aynı esnada Yunanca'dan ve Rusça'dan batı dillerine çevrilen kronikler, birçok kaynağımız var ve bu birçok kaynağın aslında çapraz okuma ile bize bazı ipuçlarını verdiğini görüyorum. Bunlar tabii ki psikolojik yani psiko tarih bağlamında değiller ama olanları anlamak için. Örneğin biz İstanbul'un tamamının ele geçirildiğini biliyoruz ama İstanbul'da bir bölge müthiş şekilde direnç gösteriyor bir köy veya karşıdaki Galata. Yani bunlar mesela çok ilginç şekilde aslında bu çapraz okumalar neticesinde ortaya çıkıyor. Çandarlı meselesi, dikkat edin hem bir vezir azam görüyoruz hem ulema. Doğru. Yani orada da Fatih'in mücadele ettiği, aslında şunu kısaca söylemek mümkün belki. Osmanlı bir hükümdarlık ve bu hükümdarlıkta şerik, ortak kabul etmiyor. Bunun gerçekleşmesi için büyük acılar veri, çekildi. Büyük bedeller ödendi Osman Gazi'den itibaren ve bu Fatih ile ilk kez büyük oranda gerçekleştirildi. Ortaklar, soylu Türk beyleri olabilir, ulema olabilir, her biri bertaraf edildi, feshedildi ve demin de çok isabetli buyurduğunuz gibi padişaha bağlı kullardan oluşan müteşekkil bir idari sisteme geçildi. Bu Osmanlı'nın, Fatih'in başardığı çok önemli bir husus. Tamam. Hocam harika bir yere geldik ama kısa bir ara vermemiz Tabii ki. gerekiyor şimdi. Kısacık bir ara hemen sonra bu hoş sohbete devam ediyoruz. Evet Doçent Doktor Tayfur ile bu hoş sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, birazcık arada tabii biz konuşmaya devam ettik. Ee, birazcık Fatih'in bilinmeyen yönlerinden bahsedelim dedik. Biraz teorik olarak fazla konuştuk belki de. Ee, Fatih'in bizim hepimizin yakından tanıdığı Drakula olarak bildiğimiz Vlad Tepeşle. İlginç bir yolculuğu var, şöyle bir yolculuğu, beraber büyüyorlar belli bir yaşa kadar. Çünkü e, Vlad burada aslında rehine, şimdi e, hocamız zaten daha ayrıntılı anlatacaktır. E, beraber e, Şehzade Sarayı'nda e, vakit geçiriyorlar, büyüyorlar ve sonradan da bu ikili ordular başında birbirleriyle mücadele edecekler, karşılaşacaklar. Ve bizim tarihin çok anlatmadığı bazı şeyler olacak. Şimdi Tayfur Hocadan onların ayrıntılarını birazcık evet. dinleyeceğiz. Raduyla Vlad iki kardeşler ve rehin olarak buradalar. Babaları da sanırım bir belli bir aylık ödüyor ya da evet. yıllık bir ödeme yapıyor. Bu yolların kesişmesi Fatih üzerinde bir etki yapıyor mu? Çünkü Vlad üzerinde çok etki yapıyor. Hı hı. Yani bu Osmanlı'nın klasik taktiği Rehin almak. Ee, hani Yine şöyle çok büyük bir sıçrama yaparak mesela şeyi düşünebiliriz. İkinci Abdülhamit zamanında da aşiret mektepleri kurulduğunda Güneydoğu Anadolu'sundaki veya Arap Yarımadası'ndaki aşiretlerin oğullarını o aşiret mektebine getirtiyor. Bu genellikle tarihçiler tarafından modernite ya da modernleştirme operasyonu olarak algılanıyor. Ama aynı zamanda da bir rehin alma meselesi var. Fatih'te de yani 2. Murat zamanında alınan bu iki kardeş şehzadeliği döneminde Fatih'le arkadaşlık yapıyorlar. Çünkü onlar da asil, Mehmet de, ikinci Mehmet de, yani ikinci olacak olan Mehmet de tabii asil. Şimdi bu ilginç bir şekilde Osmanlı tarihçileri tarafından bir miktar üzerinde durulur. Fakat Vlad dediğimiz ya da Drakula dediğimiz şeytan, ejder anlamına gelen, kan dökücü, müthiş şekilde sert bir, bir aslında ne diyelim hükümdar yani o hatta da hatta benim bildiğim kadarıyla Drakul babasının lakabı evet. Drakula oğlu anlamında Drakulun Dracul, oğlu. Drakul Drakulun oğlu. Ve burada tabii Osmanlı sistemini, Osmanlı savunma sistemini, Osmanlı saldırı sistemini çok iyi bilen bir prens olarak yetişiyor. Çünkü Osmanlı ile birlikte, Mehmet de birlikte, genç Mehmet de birlikte onun seferlerine katılıyor. Yani İç Anadolu bölgesinde yapılan seferlere de katılıyor gençken. Fakat Osmanlı'nın hakimiyeti çok güçlü olduğu bir dönemde saraydan kaçmayı başarıyor. Ve bu sefer karşımıza Kazıklı Voyvoda olarak çıkacak. Kazıklı Voyvoda çok çok bilinenin tersine ve çok ilginç bir dil kullanan tarihçilerin tersine aslında Fatih'in alt edemediği büyük rakiplerinden bir tanesi. Doğru, evet. Fatih çok güçlü, kabul ediyoruz. Belki o dönemin... En güçlü hükümdarı olabilir veya en güçlü üç hükümdarından biri olabilir. Fakat kontra kula karşısında ya da kazıklı boy oda karşısında galibiyet elde edemiyor. Galibiyet elde edememeyi tarihçiler üstü örtülü bir şekilde dile getiriyorlar. Galibiyet elde edememek aslında mağlup oluyor Fatih Sultan Mehmet. Yani bu bakımdan ilginç bir örnek. Ee, biz arada konuştuk sizin söylediğiniz gibi gerilla taktiği ormanlarda gizlenerek Osmanlı ordusunu tarumar etme ya da çok sarp kayalıklar üzerinde kurulu kulelere veya kaleye sığınarak Osmanlı üzerine hakikaten ateş püskürtücü şekilde mücadelesini sürdüren ve Osmanlıyı mağlup eden yani bir kuşatma yaparsınız ve bu kuşatmadan geri çekilirsiniz mesela Kanuni'nin 1. Viyana kuşatmasında bir mağlubiyet yok orada bir geri çekiliş var e, direnmeme ve bununla ilgili fazla üstelememe var. Fakat Fatih üstüne üstüne gitmesine rağmen her seferinde mağlup oldu. Şimdi bu tabii benim anladığım kadarıyla e, Kazıklı-Voyvoda'nın Osmanlı taktiklerini çok iyi bilmesiyle aynı zamanda e, nizami şekilde saldırmak, nizami şekilde savunma yapmak yerine gerilla taktiğiyle uygulamasıyla e, Orman Denizi dediğimiz bölgede çok iyi e, ileri geri hareketler yaparak, gizlenerek, Osmanlı askerini arkadan yakalayarak, boğazlayarak müthiş bir şekilde bir üstünlük gösterdi. Bir psikolojik korkutmaya da gizleniyor. Kesinlikle. Yani o kazıklı dediğimiz zaman aslında psikolojik. Yani Yeniçeri üzerinde hakikaten müthiş bir e, korku. Acımasızlıklar. Acımasızlık. Çünkü cesetlere de öyle. Ve sonra işte bildiğimiz filmlere konu olacak evet. şekilde kan emerek. E, hayatını devam ettiren bir canavara dönüşmesi tabii bir efsane ama e, bu efsane o zaman da geçerli yani bu insanların kanını emerek insanların kanıyla beslenen gözü dönmüş bir canavar. Bir başka ilginç figür İskender Bey. İskender Bey karşısında da Fatih mağlup oldu. Bunu da Osmanlı tarihçileri e, insanımızın bilmemesi nedense, insanımızın moralinin bozulmaması nedense, yani neden moralimiz bozulsun, e, mağlup olan bir Fatih görüyoruz. İskender Bey, Arnavutluğun ve aslında o dönemde Fatih'e karşı galibiyetleriyle bütün Hristiyanlığın kurtarıcısı, bütün Hristiyanlığı pelerini altına alan bir hükümdar olarak kabul ediliyor. Bu da çok ilginç. Uzun Hasan meselesi, bence üç büyük rakipten bir tanesi de budur Fatih için. Uzun Hasan'ı da hiçbir zaman Fatih yakalayıp mağlup edemedi. Hı. Yani Uzun Hasan vur-kaç vur kaç tekniğini ya da taktiğini kullanarak hareket etti. Ama ben bir panorama itibariyle baktığım zaman Fatih'im İskender Bey Kazıklı Voyo'da ve Uzun Hasan karşısında mağlup olduğunu söyleyebiliyor. Evet, ilginç. Bir ilginç konu daha var. Şimdi yine siz açıklık getireceksiniz muhtemelen. Bu da az bilinen bir şey. Fatih aslında üçüncü e, velihat. Evet, üçüncü e, şeh şehzade. Üçüncü şehzade. Evet. E, i̇lk şehzade e, e, eceliyle belki ölüyor. Yani en azından dışarıdan bir müdahale gelmeden ama ikinci şehzade çok ilginç bir paşa tarafından öldürülüyor. Evet. Yani Osmanlı'da böyle bir şeyin olması hakikaten mümkün müydü? Bu bir anomali mi yoksa hakikaten hep böyle şeyler var da biz yani tarihçiler, o olmayan kesimler bunu iyi bilmiyor muyuz? Nasıl bir durum vardı burada? Şöyle söyleyelim, bir kere bu hani nizama alem meselesi anlaşıldığı kadarıyla Osman Gazi'den itibaren söz konusu. Ve savaş konusunda yavaşlatacak ya da savaş konusunda bu makinayı daha işlemez hale getirecek unsurlar isterse hanedan üyesi olsun ortadan kaldırılıyor. Biz bunun ilk örneğini Osmanlı açısından konuşursak Osman Gazi'nin amcası kendi amcasını öldürmesiyle e, yaşandığını biliyoruz. Yani ilk örneğimiz. Daha önce de dedi var tabii Selçuklu'da fakat Osman Gazi kendi amcasını elleriyle bir ok ucunu saplayarak kalbine öldürdü bu savaş mekanizmasının yavaşlamaması ile ilgilidir. Fatih'e kadar bu süreç devam etti. Yani kardeşler arasında ya da oğulla karşı yönelik olan bu mücadele söz konusu. Hangi oğulun e, ne zaman muhalefet edeceği belli olmayan bir sürece girdiği zaman ilginç bir şekilde Beşik'te masum olan çocuklar da katledilmeye başlandı. Fatih'in e, üvey kardeşi ya da aslında üvey. Annesi farklı oluyor. Annesi farklı. Evet. Yani baba bir belki hiç üvey bile dememek. Hatta babanın farklı, annenin bir olduğu zaman da üvey dememek gerekebilir ama en azından annesinin farklı olduğu bir kardeşi var ve o kardeş Fatih tarafından katlettiriliyor. Burada ilginç bir örnekle karşı karşıyayız. Örneğimiz şu. Fatih bir kanun adamı. <laughs> Bu çok önemli. Ee, bir hukuk adamı. Fakat Kanun ve hukuk ile e, yola çıkan bir Fatih bize şunu söylüyor. Kardeş katli meselesiyle ilgili olarak. Diyor ki, ekser ulema buna fetva vermiştir ya da bu hareketi cevaz vererek onaylamıştır, onamıştır. Ve bu e, bizi daha sonraki dönemek baktığımız zaman, yani kanunide de aynı şeyi göreceğiz. Kendi oğlunu, kendi kardeşini içeride bir muhalefete sebebiyet vermemek için katletmek. Doğru. Ben size şunu aslında sordum. Ee, Fatih'in iki abisinden bir tanesi öldürülüyor. Evet. Öldüren şimdi sizin kitabınızdan söylüyorum. Sayfa 52'de. Eee 1443 yılında Velihat Alaaddin Ali ve bebek yaşta iki oğlu Kara Hızır Paşa tarafından boğulur. Evet. Katil cinayetin sebebini ve ayrıntılarını açıklamadan idam edilir. Cinayet bir sır olarak kalır. Alaaddin'in ölüm üzerine hala spekülasyonlar süre gitmektedir. Bu hadise Sultan II. Murad'ı derinden sarsar. Evet. Burada sanki yani ben şöyle gibi algıladım sizin anlatınızdan. Padişahın isteği dışında bir şekilde bir paşa e, şehzadeyi öldürüyor olarak yani, anladım. Bu bana bir anomali gibi. Ha, evet, isteği dışında mı yoksa bilerek mi? Yani, tabii hmm. o zaman ikinci Murat padişah tabii ki orada yani o, onu dikkat etmemiz lazım. Alaaddin'in öldürülmesi ve sonrasında kendisinin onun türbesine defnedilmesini arzulaması padişahın dışında ama e, içeride bir muhalefet var. Her zaman oldu Osmanlı'da. Hı hı. Ve bu muhalefet padişahın hilafına, padişahın iradesi dışında da hareket edebilir. Çünkü burada 2. Murat'tan sonrası için hazırlanan bir Osmanlı devleti var. Benim bir benzetmem var. Osmanlı padişahlarını istisnalar olmakla birlikte kraliçe arılara benzetiyorum. Bir dez dezenformasyonun da çok yüksek olduğu bir makamda tutuluyor. Bir kilit taşı gibi yani kubbeyi taşıyan o kilit taşı gibi fakat nasıl karıncalar ya da arılar aslında bütün o işleri onlar görüp içerideki hükümdara e, bilgiyi ulaştırıyorlarsa hı hı. burada da Fatih, Kanuni, 4. Murat, 2. Abdülhamit gibi çok güçlü padişahlar dışında e, bürokrasinin hakimiyetini hatta bürokratik oligarşi bile söylemek mümkün. Böyle bir yapıyı görüyoruz. Fakat içeride sadece bir bürokratik grup zümre değil, birden fazla bürokratik zümre söz konusu. Ve bunlar sürekli birbirleriyle rekabet ettikleri için aslında çok hızlı bir sosyal mobilizasyon sağlıyorlar. Birbirleriyle çatışma halindeki bu sistem aslında Osmanlı'nın dinamik gücünü oluşturuyor. Padişah ise bu çatışmalar arasında bir denge tutturmaya çalışan politika izlemek zorunda. Hı hı. Fatih, Fatih olana kadar, yani Mehmet Fatih olana kadar aslında bu bürokratik oligarşinin bir aracı. Bunları izliyor. Fakat Fatih olduktan sonra çok hızlı şekilde e, buradaki siyasi zümrelerin üzerinde etkin politikalar uygulayarak Tahtı eline geçirdiği gibi iktidarı da eline geçirdi. Evet, yani vezirlerle arasında bir mesafe koyuyor. Kesinlikle. Yani. Ve burada ikinci Murat aslında çok daha yumuşak bir padişah, anlaşıldığı kadarıyla münzevi olmayı hayal eden bir padişah. Ve e, yani oğlu Alaaddin'in öldürülmesi onun arzusu ve iradesi dışında gerçekleşti. Fatih fakat e, Mehmet olarak tahta geçtiğinde kendisi bu katil meselesini Hı. meydana getiriyor. Buradaki e, anlaşılması gereken şey şu anladığım kadarıyla devlet çarklarının düzenli şekilde işlemesi ne tehdit oluşturabilecek zümrelerin kendine haneden içinden aday bulmalarını engellemek. Çok mantıklı. Çok güzel. Yani ha. bunu anlıyoruz sanki. Ha. Fatih'in kendisine koyduğu bazı ünvanlar da var. Tabii evet. her padişahın olduğu gibi onun da var. Şimdi ilginç olan Roma Kayseri evet. ve Halife. İkisini evet. birden kullanmasa. Bizim tabii bildiğimiz normal anlatıda biz Halifeliğin ancak Yavuz Sultan Selim zamanında alındığını e, düşünüyoruz, öyle biliyoruz yani genel an, genel anlatı içinde ama Fatih aslında bunu kullanıyor ve Mısırda o dönemde bir halife olmasına rağmen evet. bunu kullanıyor. Aynı zamanda da Roma kaiserini kullanırken kaiser zaten Sezar'dan aslında değil mi? Evet, küçük imparator demek Sezar. Evet. Evet. Sezar'dan geliyor. Yani Rum kaiseri Roma kaiseri bir yandan da 3. Roma İmparatorluğunu kurmak istiyor. Yani hem Hristiyanlara yönelik bir ünvanı var, hem Müslümanlara yönelik bir ünvanı var. Bir birleştirici belki de ilk küreselleşme savunucularından bir tanesi belki işte belki Büyük İskender de öyle anlatılıyor. Yani tek devlet. Tek devlet. Evet. Dünya, Dünya üzerinde. Dünya üzerinde tek devlet istiyor ve bu aşamada da bizim tabii Fatih'i en çok bildiğimiz büyük başarısı dev başarısı İstanbul'un fethine hmm. mesele geliyor. İstanbul'un fethi onun için belki hem kendisini ee, kendi uleması askeri karşısında güçlü bir e, padişah figür olarak konumlayacak çünkü çocukken padişahlık yaptığından onun sanki algısında herkesin algısında kuvvetli bir padişah değilmiş gibi kendi dönemi içinde çünkü herkes onun çocukluğunu biliyor <gülüyor> ve <gülüyor> o dönemde tabii onun yerine bir sürü karar veren kişiler mekanizmalar ortaya çıkıyor. Şimdi Fatih bunu Bizans bazı görüşlere göre Bizans o dönem aşırı güçsüzdü. Bazı görüşlere göre de bu kadar güçsüz değildi. Yine de son derece canlanmıştı şehir son dönemde. Hala önemli bir kentti ve Hristiyan bir gücü de arkasında barındırıyordu. Yani siyaseten bir görüşe göre güncel siyasetten bahsediyorum. Fatih'in başarıların anlamının daraltılması anlamında zaten Bizans'ı fethetmek çok zor bir iş değildi. Artık her şey olmuş bitmişti. Anlatıyı güçlendirmek isteyenlere göre de Bizans hala koskocaman bir Roma İmparatorluğu'ydu sonuçta. Doğu Roma İmparatorluğu'ydu ve fethetmesi gerçekten hala çok güçtü. Böyle bir yerde İstanbul'un fethi gerçekten güç bir şey miydi ve bize anlatıldığı üzere bir çağ açıp kapatıyor muydu? Şöyle söyleyelim isterseniz. Çağ açıp kapatma meselesini ben şöyle anlıyorum. İstanbul'un fethinden önce kale saldırılara karşı daha avantajlı. Fakat İstanbul'un fethinden sonra, İstanbul'un fethiyle birlikte saldıranlar kaledekilere göre daha avantajlı hale geldi. Çok önemli bir yer oldu evet. Burçlar önemini yitirdi yani. Çünkü çok daha güçlü aletler kullanarak saldırmaya başladı. Eee <laughs> kuşatıcılar. O zaman dere avantajı kayboluyor. Kayboluyor. Buna karşı da kalelerin şekil değiştirdiğini görüyoruz ve yıldız motifli kaleler ortaya çıkıyor. Yani doğrudan dümdüz bir Sur duvarı yerine yıldız şeklindeki daha mukavemeti güçlü kalelere inşa edilmeye başlandı. Bu ilginç. Rönesans döneminde ideal kentler üzerine ben çalışmıştım evet. zamanda. Orada hep altıgen, beşgen. Demek ki belki de biraz da bundan da kaynaklanıyor. Kesinlikle. Evet. Fakat Fatih'in yaptığı şey şu. Kaleler her zaman daha güçlü olmasına rağmen denemiş olduğu toplar, hı hı. denemiş olduğu top atışları, havan topu mesela bunlardan biri. Devasa şahi toplar inşa ettirmesi ve ilginç bir şekilde tarih okumayı çok seven Fatih daha önceki hükümdarların da e, karadan gemi yürüttüklerini bildiği için bunu da denemek istiyor. Yani şahi top, büyük toplar, havan toplarının çok fazla aynı zamanda tünel kazmaların çok fazla işe yaramadığını görünce e, zincir dolayısıyla İstanbul surlarının, Konstantiniye surlarının en zayıf olan kısmı Haliç yakasına ya da Haliç'deki sahile bakan surlarını zayıf olduğunu bildiği için Galata'nın arkasından gemileri yürüterek bu zayıf surlara yönelik olarak atış yapmaya başlıyor. Bu aslında bu zayıf surların çökmesiyle sonuçlanmıyor bu mücadele. Fakat şunu yapıyor Fatih. İstanbul savunmasında bulunan asker sayısı mahdut, sınırlı. Bu askerlerin Haliç kıyısını da korumak için Seyren. seyrelmesine sebep oluyor. Doğru. Çok mantıklı. Ve bu aslında Fatih'in büyük toplar, havan topları, karadan gemi yürütmesi, bütün taktikleri aynı anda denemesiyle mümkün olan bir şey ve bununla şu görülüyor. Demek ki kaleler artık e, saldırganlara mukavemet edemeyecek seviyeye düştü. O halde bizim kaleleri güçlendirmemiz veya meydan muharebelerinde düşmanı yanmamız gerekiyor. Bu bakımdan yani askeri teknolojik açısından bir çağın açılıp kapanması meselesi söz konusu. Ama bize ortaokulda öğretilen bir şey var. Yani Bizans entelektüel ve sanat dünyasının kitaplarıyla birlikte İtalyan şehir devletlerine bu bir hikaye değil. Rönesans'ı tetiklemeleri yani. Evet, bu bir hikaye değil. Çünkü gerçekten birçok İtalyan e, münevverinin, ümanistinin e, Bizans'la birlikte be, e, ortak bir dünya inşa ettiklerini biliyoruz. Daha sonra bunlar hakikaten Osmanlı'nın eline geçen, toprakların ne kadar büyük olduğunu de, düşünecek olursak İtalya'da çalışmaya meyvelerini orada verecek ürünler hı hı. vermeye başlıyor. Doğru hatta Vitruvius'un kitabı bile çevriliyor da Tabii. mimarlık üzerine bambaşka bir yeni açılım aynen, sağlanıyor. Aynen, çok doğru gerçekten. Artık süremiz neredeyse sona eriyor. Aslında çok konuşacak şey vardı. Çok az şey konuşabildik yani onu e, da söylemek e, lazım. Son olarak size şunu söyleyeyim. Bu gemilerin yürütülmesi sizin demin anlatınızdan doğru olduğunu kesinlikle anliyoruz. Doğru eminiz, muydu gerçekten? Kesinlikle eminiz. Bunu hangi kaynaklara dayandırmış olduk? E, bir kere sadece Osmanlı kaynaklarından değil, fakat müşahit olan yani o dönemi gözlemleyen Rum, Rus yazarlarından ve İtalyan raporlarından karadan gemi yürütüldüğünü biliyoruz ki bunun dışında hemen arkasından Fatih bunu birden fazla kez yürüttü. Yani sadece İstanbul'da değil. Bu taktik İkinci Dünya Savaşında bile kullanıldı. Yani bu çok eski bir taktiktir. Ee, Milattan önce başlayan ve kitapta da bunun kaç sefer yapıldığını yazıyorum ve İkinci Dünya Savaşı'na kadar devam eden bir taktiktir. Karadan e, gemi yürütme taktiği Fatih'in icadı değil. Çok iyi tarih okuduğu ve çok iyi tarih e, yorumlayıcısı olduğu için bunu burada yapabileceğini hesap ediyor ve gerçekten bu. Ee, o tarihin dönüm noktalarından bir tanesini Doğru. teşkil ediyor İstanbul'da. Hatta kitabınızda şeye, şuna da dikkat çekmişsiniz, onunla da tamamen örtüşüyor. Ee, Fatih'in ne zaman bir saldırı düzenlese önce şaşırtmak için bir operasyon yapacakmış gibi kendisini göstermesi ve son anda oradan vazgeçerek asli operasyona girişmesi, evet. hazırlıksız yakalaması. İstanbul'da da hakikaten etrafını çevrildikten sonra altın boynuzdan girmeleri tabii hiç beklenmediği için Kesinlikle. tam sizin bu kitapta yine daha önce bir sürü örneğiyle beraber Kimlere karşı yapıldı Trabzon'daki örneği işte Çok var, evet. e, Bayburt, Bayburt'ta mıydı? Bayburt'taydı galiba evet. ilk örnekte Bayburt'taki örneği bir sürü örnek vermişsiniz. E, hakikaten İstanbul'da da aynı taktiği uyguladığını görüyoruz. Bir örüntü var gerçekten. Evet. E, bu meseleyi e, bilmiyordum gerçekten gemilerin e, olup olmadığını, bunun bir Rivayet mi olduğunu, gerçeklik mi olduğunu bilmiyordum. Ee, İtalyan kroniklerinden Cemal Kafadar'ın kitabı dolayısıyla haberim vardı, evet. ama Rus kroniklerini bilmiyordum evet. açıkçası. Bu da ilginç, i̇lginç oldu. Evet. Siz tabi çok fazla dil bildiğiniz ve bu dilleri yani yetkin bir şekilde bildiğiniz için bir tarihsel olarak ciddi bir avantajınız da var. Bizim aydınlanmamız açısından da öyle. karşılaştırmak mümkün oluyor. Çünkü şunu biliyoruz, e, taraflar kendi yazmak istedikleri gibi yazıyorlar çünkü e, Tabii kesinlikle evet her taraf mesela bir taraf hiçbir yağma olmadığını düşünürken öteki taraf her şeyin yağmalandığını düşünebiliyor gibi ve e, sonradan yazılan tarihlerde de tabii ki güvenilmez anlatıcıyla karşı karşıya oluyoruz hı hı. ve bazı ekonomik gerekçeler siyasi gerekçeler araya bir paravan olarak giriyor bizi şaşırtabiliyor. Ee, mesela yine bu konuda peygamberin bir hadisi olup olmadığı hı hı. konusu da değil mi şüpheli, şüpheli oluyor. bir rivayet şüpheli evet. oluyor. Bunlar tabii ki kişinin daha doğuştan itibaren seçilmiş olduğunu, bilge bir kişi olduğunu, bu yeteneklere doğuştan haiz olduğunu kanıtlamak için küçüklüğüne veya kutsallığına atfedilen bazı anlatılar muhtemelen de milli tarih yazmak için böyle şeyler her zaman gerekiyordu. Ulus devlet kurulduktan sonra zaten üniversiteler böyle tarihçiler yetiştirmeye başladı ki üniversitede zaten biliyorsunuz yani Bologna'da tabii ki hani 12. 11. yüzyılda kurulmakla beraber sonradan kendi anlamı veya görevi ödevi değişmiş bir yer oldu. Felsefenin içinden çıkarak tarihte işte anlatının içinden çıkarak bağımsız bir bilim haline gelmiş oldu. Bence çok güzel bir konuşma oldu ama hakikaten çok eksik kaldı. Belki kitabınızın yüzde birini bile konuşmadık açıkçası. Yani kitap belki böyle hacmen 300 sayfa ama yani 250 sayfa ama içerisinde fit olmayan hiçbir yazı olmadığı için belki 700-800 sayfalık bir anlatıya sahip. O yüzden de bir saatte zaten konuşamayacak. Bir de uzun konuşmayı ve uzun yazmayı sevmiyorum maalesef. Yazma öykünüz de çok ilginçti. Ha, evet. Umarım bir daha bir, bir program yaparız, Latif. bunları da konuşuruz. E, çünkü Bozca'da da sanırım değil mi? Evet, evet. Bozcaada'da bir hikayesi var. E, Valla tekrar çok teşekkür ben ediyorum teşekkür bu akşam ederim. için. Bu akşam e, çok bildiğiniz gibi, başta da söylediğim gibi e, çok zeki ve bilgili olduğu kadar çok da yakışıklı bir konuğumuz vardı. E, tarih dünyası kendisine her konuda tabii kıskanacaktır muhtemelen böyle olunca. Tabii latife ediyorum. Çok güzel bir programdı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya yine başka bir konukla, başka bir konuyla beraber olacağız. Görüşmek üzere.